İsrail esirleri serbest bırakıyor ama orada bile zulümden vazgeçmiyor. Medyada sadece İsraillilerin duygusal anlarına yer veriliyor. Filistinlilerin de insan olduğunu hatırlatacak her görüntü yasak. Hatta Filistin halkının kendi arasında sevinmesine bile izin yok. Askerler Doğu Kudüs'te kapı kapı dolaşıp sevinç gösterisi yapmayın diyerek Filistinlileri tehdit etti. חטיב ושם. כעת נחשפות העדויות המצמררות שלהם מהשבי. İsrail rehine takasında bile zulme ara vermiyor. Sevinmek bile İsraillilere serbest, Filistinlilere yasak. İsrail güvenlik güçleri adeta duygu polisi olarak görev yapıyor. Filistinlilerin sevincine bile müsaade etmiyor. Doğu Kudüs'te serbest bırakılanların evlerini tek tek ziyaret etti. Ev sakinlerini herhangi bir sevinç gösterisinden kaçınmaları konusunda uyardı. İsrail medyasında da Filistinlilerin sevinçlerine yönelik ambargo var. Serbest kalan İsraillilerin aileleriyle buluşmaları, evlerine dönmeleri en küçük ayrıntılara kadar dakikalarca ekranlarda yer alıyor. Ancak madalyonun diğer yüzüne dair hiçbir kare yansıtılmıyor. Filistinlilerin insan olduğunu, duygularının olduğu, acı çektiklerine, sevindiklerine dair hiçbir duyguya yer verilmiyor. Katliamları haklı göstermek adına yabancılaştırılıyor. Let's take a look. Another night of family reunions, warm embrace. Adı konmamış o kara propagandayı İsrail medyası açık açık dile getirdi. İsrail'in en köklü gazetesi Haaretz de Filistinlilerin sevincine ortak olmak doğru mu diye soruldu. Filistinliler sevinemez ifadelerine yer verildi. İsrail is actually playing. Hatta televizyonlarda daha da ileri gidiliyor. Tek taraflı ve yanlı yayın yapan İsrail televizyonu Kanal 13'te Hamas kelimesi başına Nazi sıfatı eklenmeden dile getirilmiyor. Hatta Filistinlilerin özgürlük sevincinin yaşandığı kısa anlardan biri kameralara yansıdı. Muhabir o anlarda bunları göstermemeliyiz diyerek yayını kesti. Rehine takasları sırasında Hamas'ı sempatik gösterecek kareler bile yasaktı. Tıpkı Mia Limberg'in serbest kalmasında olduğu gibi. 52 gün sonra küçük köpeğiyle ülkesine dönen çocuğun görüntüleri dünya medyasında ses getirdi. Ancak İsrail medyası bunu bile görmezden geldi. Hamas üyelerini canavar gibi göstermek için böyle insani detaylara asla yer vermedi. Ve Türkiye siyasetinin gündemiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grup toplantısında önemli mesajlar paylaştı. Yunanistan ziyareti öncesi iki ülke arasında yeni bir sayfa açmak istediklerini vurguladı. Erdoğan'ın gündeminde ekonomi de vardı. Dış politikada dostlarımızın sayısını artırma, hasımlarımızın sayısını azaltma stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. 7 Aralık Yunanistan ziyareti öncesinde mesajlarını Ankara'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Komşu ülkeye yeni bir sayfa açalım dedi. Oturup konuştuğumuzda özellikle komşularımızla aşılamayacak hiçbir sorunumuz olmadığı inancındayız. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan'ın gündeminde deprem fırsatçıları da vardı. Genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 2025 yılı sonuna kadar mevcut cezaların 10 kat daha ağır uygulanmasını sağlayacağız. Havanın soğumasıyla birlikte hanelerdeki doğalgaz kullanım ihtiyacı da arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayından bu yana uygulanan 25 metreküp desteğinin devam edeceğini açıkladı. Ardından da sözü ekonomik istikrara getirdi. Merkez Bankası, brüt rezervlerimizin Eylül 2014'ten bu yana İlk kez 134,5 milyar dolara çıktığının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum.